Bursa Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün çok güzel bir yere aslında bizler konuk olarak geldik. Sizler kendisini yakinen tanıyorsunuz. Bursa'nın değerli iş insanlarından Demokratik Sol Parti'nin Osman Gazi İlçe Başkanı Mehmet Sezgır ve bu dönemde de belediye başkan adayı olmuştu kendisi. Şu anda da kendi ofisindeyiz. Sezgır Ota'dayız. Ona konuk olduk. Bizleri sağ olsun davet etti. Mehmet Bey ile şimdi çok keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Efendim Sayın Sezgır merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle yeni kurmuş olduğunuz gazeteniz Bursa'da, ben de takip ediyorum. Çok güzel ses getirdi. Gürsü Gündem diye bir gazete. Şöyle arkadaşlarımıza gösterelim. Gerçekte güzel ses getirdi. Bu arada ben de yıllık abonemi oldum. Umutcan Eliz kardeşim, gerçekte Bursa'ya güzel bir çıkış yaptınız. Ben Bursa medyasında sizin en üst sıralara geçeceğinize hiç şüphem yoktur. Onun için size hayırlı uğurlu olsun. Beni ziyaret ettiniz. Ziyaretiniz için ben size teşekkür ederim. Hem böyle bir yakışıklı kardeşimle tanışmış oldum. Aynı zamanda Trabzonluymuş. Ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak bir güzel sohbetimiz oldu. Hem ticaret yaparız hem sohbet ederiz. Güzel bir alışverişimiz oldu. Bilgi alışverişi anlamında. Siz de uzun zamandır Bursa medyasında, Bursa'da, Türkiye genelde varsınız. İnşallah biz de katkılarımızda güzel yerlere getirmeniz için elimizde ne geliyorsa biz de bundan sonra sizin yanınızda olacağız. Her gittiğimiz programda da beraber gideriz. Bu arada biliyorsunuz ben hemen hemen her dalda varım. İşte güzellik yarışması oldu mu ben jüri başkanlığına çağrılıyorum. Düğün oldu mu nikah şahitliğine çağrılıyorum. Bundan sonra ben böyle bir yakışıklı kardeşimi yakaladım. Kesinlikle Umutcan'ı bırakmayacağım. Umutcan'la her yere gidip geleceğiz. Tabii ben az öz bir Türkiye gündemine değinmek istiyorum. Bu seneki ekonominin çok kötü gittiği bir dönemde ben bunu biraz da vatandaşlarımızın yaptığına inanıyorum. Nasıl inanıyorum? Ben Karacabey, Kemalpaşa'da karpuzun tarlada 1 TL olduğu yerlere gittim. Bunu da sosyal medyada paylaştım. Ve bugün gün boyunca 2 gündür, 3 gündür cumartesi gününden beri mahalle mahalle şu kamyonetlerin üzerinde satılan karpuzcuları durduruyorum. Soruyorum, fiyat soruyorum. Kaç para diyorum? 8 lira, 10 lira, 9 lira. Yani bunu demek ki vatandaşlar yapıyor. Ama bizim tarladaki biliyorsunuz bizim DSP'nin tüzüğünde çiftçinin en ön planda olduğunu herkes biliyor. Sayın Genel Başkanımız Önder Aksakal'ın talimatlarıyla tarlalara gittim. Tarlalardaki fiyatları işte medyada çıktığı kadar mı değil mi? Bunlarla ilgili yaptığım çalışmalarda gerçekte bunun 1 TL tarlada olup 10 TL kamyonetlerin üzerinde bunu da artık kim denetleyecek? Hükümet mi denetleyecek? Belediyelerimiz mi? Zabıtalarımız mı denetleyecek? Nasıl bir şekil verilecek? Bu köylüye, çiftçiye yazık günah. Yani 1 TL'de satamadığı bir karpuzu burada 10 TL'ye satıyor. Ya arkadaşım birebir kazan, 2 TL'ye sat. Bütün vatandaşımız, yoksul vatandaşımız en azından o karpuzu yemiş olsun. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Her mahalle mahalle geziyoruz. Vatandaşın içerisindeyiz. Her Sayın Genel Başkanım Önder Aksakal'ın, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz hemen hemen her hafta yaptığı konuşmaları sizler de takip ettiğinize inanıyorum. Bunu Türkiye'nin her gün ekonominin inşallah güzel bir yere geliriz diye düşünüyoruz. Ülke olarak ben bir siyasi partinin bireyi olarak değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bir yerlere gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani konuşursak işte Osman Gazi ile ilgili sorunların olduğunu, bunlarla ilgili Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın Bey ile bir zat görüştüm. Sağ olsun
bize vermiş olduğu sözler, Osman Gazi'nin sulama sorunuyla ilgili, Osman Gazi'nin rentegarcılarla ilgili sorunları, Osman Gazi'nin yani sorun yani bugüne kadar olan sorunlarla ilgili bana iyi güvence verdi. Ona da ben burada teşekkür ediyorum. Yani böyle devam ediyoruz. Efendim bir de sizin şu anda ofisinizdeyiz. Oto alım satımı yapıyorsunuz. Piyasayı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Sezkır? Ya şu anda bir bizde değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde Galericiler Oda Başkanı. Burada değerli dostuma selamlarımı iletiyorum. Eskide ben de Otokop'ta olduğum için oradaki arkadaşlarımın ziyarete gittiğim zaman aracımı park edemiyorum. Çünkü niye? Artık alım kimsenin, herkesin işte 10 tane araç alımı varsa 15 tane almış. Ama satış yok. Yani bu da gerçekte ekonomimizi inşallah fiyatların düşmesini bekliyorum, umuyorum ve düşüyor da. Böyle düştükçe biz mutlu oluyoruz. Çünkü niye? En azından vatandaşımızın, bir arkadaşımızın, bir dostumuzun emekli olduğu zaman eskide bir ev, bir araba alabiliyordu. Şu anda onu yapamıyorlar. O yüzden ben inanıyorum ki biraz daha düşeceğine inanıyorum. Ama şu anda bizde satışların durduğunu, bir otomobil camiasını çok zor bir süreçte geçtiğini biliyorum. İnşallah düzelir diye düşünüyorum. Peki neye dikkat etsinler efendim oto alıp satarken vatandaş? Ya vatandaşımızın oto alım satımı şu anda alıp satacağım diye düşünürlerse çok zarar ederler. Niye? Her gün fiyatların gerilediğini görüyorum. İşte 3 milyonluk aracın 2 milyon 800 bin liraya geldiği bir günde yaşıyoruz. Bunu ülke olarak, yani bir Bursa otomobilcilerle ilgili değil, Türkiye genelinde her gün fiyatların gerilediğini biz bunu görüyoruz. Vatandaşımızın tabii ki alması gerekiyor. Yani çarkın dönmesi için bu camianın var olması, çünkü Türkiye'nin beynidir. Yani otomobil derken Türkiye'nin beynidir. Tabii ki alacaklar. Yani binici olarak 100 liraya 200 lirayı işte zararım oldu, karım oldu diye düşünmemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz efendim. İsterseniz hangi araçlar var gezebiliriz Mehmet Bey, dışarıda göstermek isterseniz. Umut, sana bir araç vereceğim isterseniz. Hadi çıkalım mı? Çıkalım, hadi buyurun. Beraber canlı canlı. Evet gel evet, Umutcan Umut sen de. Şimdi Umutcan'ın en beğendiği araca doğru bizi araca götürecek. Doğru, evet. Bu da çok güzel Mehmet Bey evet, bu arada. Şunu çeker misin? Bu gerçek mi? Gerçek mi? Gerçek evet gerçek. Evet çok güzel. Bursa Spor'un ikinci başkanı. Evet. Şu aracın kumandasını getirdim. Evet. Mehmet Bey, bu satılık mı şu an? Sizin mi? Bu araç satılırsa ilk müşterim Umutcan'dır. Hangi parayla alacağız acaba? Umutcan çok genç. Genç olduğu için bu kardeşime yakışıyor. Biz artık yaşımızı doldurduk. Evet. Yani araç bu. Şöyle gösterelim hemen. Kaç model Sayın Sezkır? 2017 model. Ben yıllardır bu plakayı taşıyorum. Gerçek mi plaka? Gerçek plaka, evet. Emniyette de var plakamız. Evet. Onun için, evet, ses olarak. Onun için ben eğer satarsam bu yakışıklı kardeşime bu plakayı da benden hediye olarak veririz herhalde diye düşünüyorum. Formaliteden de olsa geçmek ister misin direksiyonu Umutcan? Mehmet Bey'le. Evet. Geçeyim mi ben kameraya? Buyurun. Ama sen Umutcan'ın yerine sen geç. Hadi bakalım. Kamerayı şimdi devralıyorum. Ver bakalım Umutcan. Şöyle. Şöyle alayım. Sen jack ben ver bana. Ben de spiker olayım. Hadi bakalım. Açıyı da bol. Evet değerli dostlar. Ben bugün itibariyle geçiyorum. Bursa Ajans'ın yeni muhabiri Mehmet Sezkır olarak. Evet. Umutcan, arabanız hayırlı uğurlu olsun. Ama yakıştı değil mi? Bakın. Şimdi genç adama her şey yakışır. Çok yani çalışması gerek. Nasıl hissediyorsun Umutcan? Daha önce hiç binmiş miydi? Bu uzay mekiğine benziyor ya. Araç değil. Evet, Umutcan'ın duygularını alalım Mehmet. Umutcan, duygularını alabilir miyim? Yani şu an kendimi çok güvende hissediyorum. Ne bileyim. Normal bir otomobil değil bu ya.
farklı bir şey. Bu gerçekten direksiyon, bu vites, ekran farklı bir olay yani. Mehmet Bey geçsin direksiyona. Siz bir tur atın, ben de çekeyim sizi. Olur mu? Olur. Evet. Evet. O zaman mikrofonu ben devralıyorum şimdi. Evet. Evet değerli dostlar. Radyomuz da var. Çakal çalıyor bu arada. Bu arada Çakal'ın şarkısı çalıyor. Mükemmel. Evet gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Evet. Başkanım, bu mükemmel bir araç. Bu sizin en değerli aracınız sanırım. Bu araç kardeşime yakışır. Evet, başkanım bana hediye edecekmiş. Evet. Bundan sonra... Evet. Çok güzel. Değil mi? Çok İnşallah bir gün bizim de olur. Yakışır. İnşallah bir gün yani, bizim de olur. Evet. Şöyle. Bunda sonra ben genç kardeşime takılacağım. Umutcan'la gezeceğim. Eyvah. Değerli dostlar, bunda sonra Bursa Ajansı takip edin. Ben de Bursa Ajansı'dayım. Tüm desteklerimle Bursa Ajansı'nın yanındayım. İnşallah biz Bursa Ajansı, Bursa'da bir numara yapacağız. Hedefimiz, amacımız budur. İki kardeşime Umutcan ve Elis kardeşime ziyaretlerinden dolayı kendilerine de teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi günler.